Yani abi ekmek olmuş 2,5 lira, neyi konuşuyoruz burada? Yağ olmuş altın fiyatıyla yarışıyor. Ekonomik olarak memnun musunuz? Memnunum, şükür. Bir saniye bak. Biz Allah'ın verdiklerine şükretmediğimizden dolayı sıkıntı çekiyoruz. Allah'ın dediklerini yapmadığımızdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Bak. Atatürkçüyüm, devrimciyim ve solcuyum. Ve komünistim. Ben buyum. Ne laikim, ne demokratim, hiçbir şeydi. Ben Müslümanım. Bak, ben Müslüman değilim. Bir insanla benim konuşmam bile haramdı. Öyle mi? Evet, haramdı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Z kuşağını konuşuyoruz zaman zaman, beklentilerini. Evet. Konuşuyoruz. Z kuşağının ekonomik olarak siyaseten beklentileri nedir? Abi öncelikle şöyle diyeyim, ben bir Z kuşağı olarak 2004 doğumluyum ve mevcut iktidardan hiç memnun değilim abi. Gerek ekonomi olsun, gerek hayat şartları olsun. Görüyorsun abi dolar. Evet. Abi şey, ben ekonomiden hiç memnun değilim. Görüyorsun, o dün 10 liradan bugün 11 lira oluyor. Abi yani mevcut iktidar artık değişmesi lazım. AK Parti AK Parti diye bağırıyorlar ama bence abi artık bir buna dur demeleri lazım. Yani Tayyip'in yanına kim gelecek? Kimse gelmeyecek, karşısında duracak kimse yok diyor ama bence abi denemeleri lazım. Yani denemeden bilemezsin neticede. Haksız mıyım abi? Adam yıllardır yani ülkeye ne yaptığını biliyorsun. Bir Türk genci olarak abi şu an kendinizi çevirsen buradan gitme peşinde abi. Yurt dışına gitme peşinde. Bir para bulayım, pul bulayım, direkt gitme peşine abi. Kalacak yer bile düşünmüyor yani adam. Gideyim yeter diye bakıyor. Şu an olarak ben adam akıllı geçinemiyorum abi. Şu an sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Okul masrafı olsun, otobüs masrafı olsun abi, uçuk fiyatta yani. Benim Avrupa'daki gençten neyim eksik? Gözüm kaşım mı eksik? Hiçbir şeyim eksik değil abi. O adam burada gelip mesela kafadan atıyorum, bir ay çalışıp burada krallar gibi tatil yapıyorsa benim de hakkım var. Ben yani abi burada tek benim düşüncem değil bu arada. Kim çevirsem bunu aynı şekilde söyler sana. Ben bilmiyorum abi yani ne olacağımı da bilmiyorum. Ben 4 sene yazılım eğitimi aldım. Üstüne bir sene kurs gördüm ama ben atanacağımı düşünmüyorum. Bir milletvekili tanıdığım yok benim. Ben atanacağımı düşünmüyorum. Büyük ihtimal bir asgari ücretle işe girer çalışırım abi ben. Ben madem asgari ücretle çalışsam niye 4 sene yazılım eğitimi aldım, üstüne kurs yaptım? Daha da okuyacağım abi. Yani ben atanacağımı düşünmeyeceğim için okumak da istemiyorum abi. Bilmiyorum yani. Neler bekliyorsun işte? Ne istiyorsun? Abi yani en azından her şeye zam gelmesi gerekmiyor. Diyor dolarla maaş alıyorsunuz diyor birilere. Ona bakılırsa her şey ithal geliyor. Her şey dolarla geliyor. Haksız mıyım abi? Dolar olmuş 11 lira, 12 lira. Senin 10 liraya aldığın şey oluyor 100 lira mesela abi. Asgari ücretle sen sefalet işinde. Ya asgari ücretin değişmesi şu an hiçbir şey değiştirmiyor abi. Gelir artsa da gider 10 katı daha artıyor abi. Yani hiçbir şey değiştirmiyor asgari ücretin arttırması. Yani asgari ücret 5000 lira da olsa. Yani abi ekmek olmuş 2,5 lira, neyi konuşuyoruz burada? Yağ olmuş altın fiyatıyla yarışıyor. Yok abi yani burada asgari ücret... Hiç burada adam akıllı geçinemem ben. Abi şükredersen ben yerimde sayarım var ya, ben şükredersem. Abi ben kendimi Suriyelilerle karıştırmıyorum, ben Avrupalılarla karıştırıyorum. Adam kendisi ülkesinde savaşmadıysa benim Türk askerim niye orada şehit oluyor? Biz memnun değiliz işte abi. Abi işte bak ben diyorum yurt. Abicim bana bakabilir misin? Beni dinleyebilir misin? Sen diyorsun ki o zaman yurt dışına git diye. Sen yurt dışına git diyorsun ya abi. İşte herkes şu an bütün Z kuşağı bunu düşünüyor abi. Herkes bir para bul deyip gitmek istiyor. Ekonomik durumu konuşuyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Ekonomik olarak memnun musunuz? Memnunum, şükür. Bir saniye. Şükür. Bir saniye abi. Bir saniye. Şükür. Sen de açıkla abi, sen de açıkla. Bir saniye abi. Arkadaşlar bak, oradan konuşuyoruz. Burada bir çekim yapıyoruz. Bir anlaşamıyoruz. Herkes bir fikrini tek tek söylerse.
Şimdi burada bir sen hayır sesin çıkmıyor, görüntün yok. Abi bir sen abi bir saniye gelir misin? Abi bir saniye gelir misin? Abi bir saniye gelir misin abi? Gel abi sen. Bir saniye. Buyurun. Bir saniye. Buyurun. Bir saniye. Buyurun. Delikanlımızı alalım şuraya. Ön bir saniye bekleteceğim abi. Bekletme işte. Çağırdıysan şu kardeşim. Çağırdıysan konuşayım. Ben ülkemden memnunum. Şükür asgari ücretle de geçiniyorum. Diğer ülkelere göre iyiyiz. Şükür. Türkiye'mizi kötülemeyin. Asgari ücretle ya memnunsun şu an. Memnunum. Memnunum. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 3 milyar. Bravo. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Asgari ücretle sadece geçinebiliyorsun. Hiçbir lüksün yok. Bir adam akıllı bir... Sen aile... Bir saniye efendim. Bir saniye. Sen aile büyüttün mü? Senin ailen var mı? Ben daha aile büyütmeden bu dert... Ben söyleyeyim. Ben 17 yaşında evlendim. Bak 17 yaşında evlendim. Ve hiçbir şeyim yoktu. Ben Antalya'ya geldim. Burada bu ülkede ben iş bulamıyorum. Ben kazanamıyorum diyen bir insan kusura bakmayın. Özür diliyorum. Yalan söylüyor. Bir. İkincisi asgari ücretten memnun ya da memnun değilsen. Asgari ücretin yükselmesinden yanayız. Yükselsin. Bizim bir saniye. Hayat şartları bu halde. Hayat şartları. Bak ben 3 tane. Beyefendi ben 3 tane çocuk büyüttüm burada. Kirada oturdum. Bak. Yetiyor bana bak. Ben 5 nüfuslu aileyi geçindiriyoruz. Ben sana söylüyorum. Ben de çalıştım. Arkada bir tane pembe arkadaşımız var. 20 bin lira para giriyor içeri. O 20 bin lira 3 kişiye yetmiyor abi. Sen düşün. 20 ya 20 bin lira. 20 bin lira gel. Bakın. Beyefendi bak. Bir müsaade edin. Müsaade ederseniz söyleyeyim. Eğer müsaade etmezseniz konuşmayalım. Bak bu ülkenin insanların %99'u kime söylersem söyleyeyim. Müslüman mısın desen diyecek elhamdülillah Müslümanım. Bir saniye bak. Biz Allah'ın verdiklerine şükretmediğimizden dolayı sıkıntı çekiyoruz. Allah'ın dediklerini yapmadığımızdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Ben 5 nüfuslu bir aileye baktım tek başıma ve çocuklarım hepsi de büyüdü Allah'a şükür. 4 katlı evde yaptım. Çalıştım. 4 katlı evde yaptım. Allah'a şükür. Hayır şükretmesini bilmiyorum. Şükretmesini bileceksiniz. Hayat şartları işte Allah'a şükür. Bak Müslüman mısın dediğin zaman ne diyeceksin? Bak Müslüman mısın dediğin zaman ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki elhamdülillah Müslümanım. Müslümansak bak karıştırma diye bir şey yok. Ben Müslüman değilim. Müslüman değilim. Bu ülkenin Müslüman adam hırsızlık yapmaz. Adam zina etmez. Doğrudur. Bayanları öldürttün. Doğrudur. Şu bayanı niye öldürüyor? Onları niye? Sen nerede Müslüman değilsen Müslüman olmayan ülkeye gideceksin. Müslüman i̇şte Allah'u ekber dedi Müslümanım dedi. O zaman İsrail'e git otur abi. Bak. Atatürkçüyüm, devrimciyim ve solcuyum. Herkese itiraz edin. Ben buyum. Bak. Biz buyuz bu. Ben de diyorum ki ne laikim, ne demokratim, hiçbir şeydi. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Ne efendim? Sayın doyurmuyor mu? Evet, senin abi. İnancın yok o zaman. O zaman inancın yok. Benim inancım yok. Bak o zaman. Bırakmayacağım. Ben bırakmayacağım. Benim ecdadım bu ülkeyi iman gücüyle tutmuş. Ben de yapacağım. Tamam mı? Bu ülkenin insanları Atatürk'le beraber iman gücüyle bu ülkeyi kurmuşlar. Senin gibi ben Müslüman değilim demekle Atatürk olmamış bu. Anladın mı? Niye karşı geliyorlar Atatürk'e? Tamam mı? Devrimlerine. Bu ülkenin insanları niye karşı geliyorlar? Sen diyorsun ki bir şey bilmiyorsun. Sen diyorsun ki Atatürkçüyüm. Atatürk ne yapmış? Atatürk bu ülkeyi onunla beraber olan insanları iman gücüyle tutmuş. Öyle söyleyeceğim. Tamam mı? Müslümanı katmayacaksın. Nasıl katmayacaksın? Katamazsın. Ya konuşuyoruz. Hayır bak. Ben Müslüman değilim. Bir insanla benim konuşmam bile haramdır. Öyle mi? Evet. Haramdır. O zaman sen konuşabilir miyim? Camisine git namazını kıl. Namazımı kıldım geldim. Tamam mı? O camiyi senin ne yapmamışlar? Müslüman olan insanlara yapmışlar. Doğru mu? Doğru. Yalancı Müslüman değil ama. Evet. Ben Müslümanım benim. Senin ecdadın Fatih Sultan Mehmet doğru mu? Fatih Sultan Mehmet değil. Benim ecdadım. Ben Allah'ın emirlerine uyan, peygamberlerin sünnetine uyan bir insanım. Kur'an'a uyan bir insanım. Ben şu anda siyaseti konuşmuyorum. Ben bak diyor ki ben Müslüman değilim. Müslüman olmayan bir insanla benim görüşüm yok ya. Alakası yok işte. Ben de sana diyorum ki bak. Abiciğim benim de bak. Bir saniye. Buyurun. Tabii ki. Ya bırakmıyor.
Bir Müslüman bir insanla konuşmam, hani Müslüman olmayan biriyle konuşmam yasak diyorsun, doğru mu? Benim konuşmam, Müslüman olarak onunla konuşmam haram. Tabii. Fatih Sultan Mehmet Müslümandı değil mi? Evet. İstanbul'u fethetti. Evet. Ayasofya'daki Katolikleri, Ortodoksları hiçbirine karıştı mı? Onlarla konuştu ama mu? Yalan konuşmayın. Hayır, ya. Dürüst bu ülkeden konuşun, ben, dürüst ben Atatürk'üyüm, ben devrimciyim diyorum. Ya Atatürk bu ülkeden Türkiye Cumhuriyeti'nden adamdan memnunum. Bak, senin Atatürk'üne kimse bir şey demiyor. Türkiye ne düştü? Senin Türkiye nereye düştü? Ama siz burada diyorsunuz ki bu ülkeden memnun değiliz. Doğru mu? Hayır, ben memnunum. Türkiye'den ben memnun olmadım. Bu yalan söylüyorsun. Doğru. Bu yalan söylüyorsun. Ben Türkiye'den memnunum. Ton kömür 3000 lira almış. Nasıl olalım? Abi beni dinleriz. Bak ben seni dinlemem. Ben seni dinlemem. Ben bu beyefendinin sorduğu sorulara cevap vereceğim. Ben seni adam yerine koyup dinlerim. Bak ben de seni dinlemem. Demek ki beni adam yerine koymuyorsun. Beyefendi ben senin için geldim. Beyefendi beni çağırdı, ben geldim. Öyle konuştum bak. Şöyle bir açalım. Senin görüşüne de saygı duyuyorum. Senin görüşüne katılmayabilirsin. Efendime söyleyeyim, asgari ücreti beğenmeyebilirsin. Ondan sonra buradaki yaşantını şey yapamayabilirsin ama şu anda sizin konuştuğunuz şey şu: bu ülkenin yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan ve yöneticisine memnun değilim demenizdir. Doğru mu? Evet, doğru. Bir saniye. Abi. Tamam, eyvallah. Peki bu ülkenin insanlarının %50'sinden fazla, evet, bir dönem değil, iki dönem değil, üç dönem değil, bu insanı başa getirmişlerse, bir saniye bak, başa getirmişlerse, abi sen onun bir saniye, nasıl... bir saniye kardeşim, bak, başa getirmişlerse, evet, geri kalan insanların da ona oy vermeyenlerin ona saygı göstermesi gerekmiyor mu? Abicim, abi ben soruyorum. Sen bir liralık onun görüşü. Saygı göstermem. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Nasıl? Bir şey söyleyeyim. Bin liralık kömürü 3000 lira alıyorsam saygı göstermem. Ben kömürü göstermeyebilirsin. Sen ona değil, ona ben oy veren insanlara saygı göstereceksin. %50'sinden fazla oy veren insanlara saygı göstereceksin. Recep Tayyip Erdoğan'a değil. Ben herkese saygım var. Anladın mı? Bu ülkenin... Gösterim ben ona saygıyı ya. Göstermesen göstermiyorum. Göstermeyebilirsin. Gösteriyor. Ben emekliyim. Senin yaşın kaç? 66 yaşında. Ben emekliyim. Sen koalisyon hükümetleri de gördün değil mi? Gördüm. Tamam mı? Ondan tek partili iktidarları da. Çok doğru. Iyiydi. Yurt dışından Kemal Derviş'i getirdi. Evet. Anavatan Partisi, MHP, ondan sonra DSP. Koalisyon hükümetiyle, evet, ülkeni borca sokmadı mı? Şimdiki borcu. Sokmadı mı? Şimdiki borcu. Sokmadı mı? Şimdiki borcu. Ya doğru konuştun. Doğru bak. Dürüst söyle. Olun. Dürüst. Biz çocuğun borcu var. Borcu varsa. Borcu varsa çalıştın kazan. Çalışıyorum abi, ben emekliyim. Ben lütfen konuşmak istiyorum artık, şu an çok gerektim. Bana bir söz hakkı alabilir miyim? Öyle yaparsın abi, zaten. Ben senin görüşüne katılmıyorum ama insan olarak saygı gösteriyorum. Abicim. Arkadaşlar, Allah'ını seven, Allah'ını seven sussun. Bir dakika. Beyefendi. Abi, ona cevap vereceğim ben, hayır. Tamam. Hayır, onu getir, ben onu... vereceğim. Beyefendi. Ben aç duracağım, öyle mi? Beyefendi, bir saniye, bir saniye. Allah'ını seven bir dakika susun. Arkadaşlar bir dakika. Neyi seviyorsanız onun başı için susun. Bu abi bir şey söyledi lafına başlarken burada. Dedi ki, bu ülkede dedi, İş bulamıyorum diyen yalan söylüyor dedi. Ya nereye yalan söylüyor dayı ya? Ya bir sus ya. Ya saygı. Ben 2006 yılından beri iş arıyorum. Bana ne söyleniyor biliyor musunuz? İşkur'dan bana ne söyleniyor biliyor musunuz? Beni tanıyın, tanıyın. Sen yaşlısın diyorlar. Şu an 54 yaşındayım. Sen mi beni besledin? Gel. Gel, sana iş vereceğim. Nerede vereceksin bana işi? Benim yanımda ver. Benim şirketim. Bir dakika. Benim şirketim var. Bir dakika. Benim şirketim var. Bir dakika var. Abi. Tamam, gel bak. Öpeyim. Bak, milyonların önünde söylüyorum. Gel, çalışmak istersen ama iş seçmeyeceksin. Bak, ya yapabileceğin var. Çöpçülük ben, istedim. Ben çöpçülük de yaptım. Ben temizlik de yaptım. Ben de yaptım. Ayıp değil ki. Ayıp değil ki. Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ya bir susun ya. Ben bir yemin ettirdim, konuşuyorsun ya. Ya ben yemin ettirdim, konuşuyorsunuz ya. Konuş ya. Yemin ettirdim, en sevdiğinizin başı için dedim. Bir susun ya. Hiç sevmiyorlar. Sevseler de tutarlar. Biz burada doğruyu aramaya çalışıyoruz. 18 aydan beri İşkur'a 5 defa gittim. 2006'dan beri bu kelime bende artık şey oldu. Git gel, git gel. Senin şirketin var, ben işe girdim. Tamam, gel. Var mı, gel, alacağım mı herkesi? Bak, ben sana diyorum, iş bura gitme, gel ben sana iş vereceğim. Ver telefon gel. Numaranı abi. Telefonumu yaz, yaz telefonumu. Al götür beni, ben gel, boşum şimdi. Gel gidelim. Benim telefonumu bak, ne yapacağım, beni götür. Tam başvuranın oraya gel, ben sana iş veririm, orada çalışırım. Ben bilmiyorum, buralı değilim. Bin, bak, 500.
Bak genel olarak, genel olarak yakışıklı bak. Genel olarak diyorum ki genel olarak mağdur insanlar var. Evet. Tamam mı? İş bulamayan insanlar var bunun gibi. Eyvallah. Ama ülkeyi kötülemeyin. Bak biz bu ülkede yaşayan insanların kötüleme, hakkını ara. Hakkını ara. İş ara. De ki benim işim. Sen şimdi kameranın önüne çıktın bunu söyledin diye bir şey değişir mi? Şimdi bu beyefendinin bir tane bu beyefendi bu haberi yapıyor diye Tayyip Erdoğan değişir mi? Hükümet değişir mi? Ya da karşıtları değişir mi kardeşim? Bak. Herkes eve gitsin. Bak. Abinin dediğini ben de varım. Arkasında ben bak. Taraftar değilim değişir varım. Değişir mi? Değişir mi? Bir şey değişmez kardeşim. Değişmez bak. Ne değişiyor biliyor musun? Hanımefendi ne değişiyor biliyor musun? Sadece buradaki insanları birbirlerinin kalbini kırmaktan başka bir şey değildir. Birbirinizin kalbini kırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Eğer şu anda benim dediğimle bir şey değişiyorsa ben canımı ortaya koyarım beni öldürsünler bu insanın hakkını versinler. Değişmez. 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 Abi sen kimse öldürdün. Tamam mı? Hayır benim demek istediğim şu. Benim dediklerim şu. Ama bak bu adamın dediği sözüne ben bu adam doğru söylüyor. Ama biraz önceki beyefendi ben Müslüman değilim diyorsa o zaman şükretmesini bilmeyen bir insandır. Gitsin İsrail'de yaşasın. Yıllarca oyu verdiniz, oyu verdik, inkar ettik. Ya Tayyip uzaydan gelmedi ki. Bak ben Tayyipçi değilim, asla değilim. Asla değilim. Herkes kulağını açsın. Ben değilim ama bir insanın günahını almayın. Biz yapıyoruz, biz isyan ediyoruz. Ben başta dedi benim demek istediğim o bak. Bazı gençler belki bilmiyorlar. Benim bunların yaşında çocuklarım ve benim torunum var bak. Benim torunum var. Yaşımı böyle şey yüz olarak bakmayın. Benim demek istediğim o. Biz bir şükretmesini bilmiyoruz ve hakkımızı güzel bir şekilde birbirimize konuşup anlatamıyoruz. Her şeye şükredin, bak, her şeye. Her kameranın şey. Önüne çıkıp bağırmakla bir şey değişmez. Yabancı sen şu an kendi şükredersen yabancılar konusunda. Ben söylüyorum bak. Ben buradayım. Gençler. Televizyona versin, abi. Haberlere versin, dünya duysun. Bir insan ben Müslümanım diyorsa Allah'ın verdikleriyle şükredecek bir. İkincisi eğer şükretmiyorsa abi, şükretmiyorsa tamam şu an kusura bakma. Şükretmiyor. Eleştirmek hakkımız. Kim şükretmiyor? O şükretmiyor. Seni diyorum seni. Başkasını boş ver. O da vicdanıyla. Sen şükre ben şükrediyorum. Ben şükrediyorum. Onun bak. Bak bir yöneticinin Allah'ın katında hesabının daha şiddetli olduğunu biliyorum. O da biliyor. Senden daha fazla biliyor. Yöneticiler. O yerden demek. Abdullah gelsin. Teşekkür ederim.